Adalet Bakanı Sadullah Ergin seçim bölgesi Hatay'daydı. Gezi Parkı olaylarına değindi. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ile ilgili net bir bilgi vermedi. Gözaltına alınmalar sürekli değişiyor bu rakamlar ama şu anda mutedil ve makul bir noktaya geldi. İnşallah artık Türkiye'nin gündeminde olmaması gereken hadiseler diye düşünüyorum. Ergin sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Defalarca ifade ettik. Bir yasaklamadan söz edilmiyor ancak şunu da görmek lazım. Şu anda yasalarımızda belli suç tipleri var. Bu suç tiplerini işlemek için birçok vesile var. Siz bunu şöyle bir ortamda konuşarak da işleyebilirsiniz bu suçu. Yazılı medya üzerinden yapabilirsiniz. Görsel medya, televizyonlar üzerinden bu suçu işleyebilirsiniz. Ya da sosyal medya üzerinden işleyebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden kişilerin suça teşvik edildiğini söyleyen Bakan Ergin, insanların birbirine nefret duyacak şekilde kışkırtıldığını belirtti. Kanunlarımızda suça teşvik var, tahrik var. İnsanları birbirine nefret duyacakları şekilde kışkırtma suçları var. Tüm bunların hangi platformda işlendiği önemli değil. Önemli olan bu suçun unsurlarının tamamlanmış olması halinde suç işleyene ulaşarak onun yasalardaki karşılığının tatbik edilmesidir. Sadullah Ergin faillere e-mail üzerinden erişim imkanı olduğunu ancak Twitter üzerinden sağlıklı erişim olmadığını vurguladı. Türkiye'de internet üzerinde ya da elektronik haberleşme üzerinde belli bir erişim imkanı var faillere. Ama Twitter üzerinde bu erişim şu anda sağlıklı değil. Ulaştırma Bakanlığımız kaynağa ulaşma noktasında ilgili firma ile teknik altyapı çalışmalarına bakarak bir suç işlenmiş ise bu suça karışan, bu suçu işleyen kişilere ulaşma noktasında bir teknik çalışma yapıyor. Adalet Bakanı suçu işlemiş olanlara erişimin önünde bir engel varsa bu engeli kaldırmak parlamentonun görevidir dedi. Yeni bir suç türü ihdas etmeye gerek yok. Ama yasalarımızda mevcut ihdas edilmiş suç tipleri var. Bu suçu işlemiş olanlara erişimin önünde bir engel varsa bu engeli kaldırmaya çalışmak da parlamentonun görevidir.